İşçi, patronun insafına kaldı. İşverene 3 ay süreyle işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi veren yasa yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni bir soru da gündeme geldi. İşveren kısa çalışma ödeneği yerine ücretsiz izni tercih ederse ne olacak? İşveren salgın nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde kısa çalışma ödeneği için başvuru yapabiliyordu. Bu durumda 3 yılda 450 prim günü bulunan ve son 60 gündür hizmet sözleşmesi bulunan işçi kısa çalışma ödeneği alabiliyor. Bu kapsamda önceki gün itibarıyla 232 bin firma başvuruda bulundu. 2 milyon 700 bin çalışan ödenekten yararlanmak istiyor. 1 milyon 180 bin işçinin ödeneklerinin onaylandığı bilgisi var. Yeni başvurular da devam ediyor. Ancak hükümetin çıkardığı yasa ile birlikte işveren artık kısa çalışma ödeneği ile uğraşmak yerine işçiyi ücretsiz izne çıkarırsa ne olacak? Kısa çalışma ödeneğinde 1750 lira ile 4380 lira arasında ücret alabilecek olan işçi ücretsiz izinde 1177 lira ile yetinmek zorunda kalacak. Bu durumda işverene nasıl bir yaptırım uygulanacağı da belirsiz. Sendikalarda işverenin bu hakkı kötüye kullanabileceği değerlendirmesi yapılıyor. İşverenin bunu işçiyi ücretsiz izne çıkarmak için fırsat olarak görmesinden endişe ediliyor. İnanıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin kısa çalışma ödeneği yerine ücretsiz izni daha öncelikli tercih etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Sorusuna şöyle yanıt verdi. Kısa çalışma ödeneği yerine ücretsiz izin tercih etme durumları olamaz. Çünkü burada çalışanlarımız kaç prim günlerini tamamladıklarını biliyorlar. Dolayısıyla 450 gün prim ödeme ve 60 gün hizmet akdi şartını tamamlamışsa işverenin onun adına kısa çalışma ödeneği başvurusu yapacaklarını çalışanlarımız da biliyorlar. İşverenlerimizin mümkün olduğu sürece bu şartları sağlayan bütün çalışanlar için öncelikli olarak kısa çalışma ödeneğine başvuracaklarına, bu şartları taşımayan çalışanları için de ücretsiz izine nakdi destek modelini uygulayacaklarına inanıyoruz. Biz de bunu kontrol edeceğiz zaten. Prim günlerini SGK olarak biz görebiliyoruz. Dolayısıyla buna uyacaklarına biz tamamen inanıyoruz. Bu konuya ilişkin yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız haber paylaşımlarımı kaçırmazsınız ve günü birlikte yorumlarda değerlendirme fırsatı yakalarız. Beğene basarsanız da videomuz daha çok arkadaşımıza önerilir ve daha çok arkadaşımızla buluşma fırsatı buluruz videolarımızda. Teşekkür ediyorum. Sevgilerimle Ayhan Çapan.